Selamünaleyküm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz, inciden yapmış olduğumuz bu ürün bir çanta kulpu. Bu kısmına dikkat edelim. Burası dikileceği için bu kısmını bu şekilde bıraktık. Yuvarlak, karemsi bir çanta kulpu meydana getirdik. Böyle bir çanta kulpu yapabilmemiz için İncilere ihtiyacımız var. Bu malzemeleri satan yerlerden bu inciyi bulabilirsiniz. Bu çanta kulpu için böyle bir inci ve 30'luk misina kullandım. 30 milimlik misina kullandım ben. 40'lık da güzel olur. 40'lığı bulamadım ama 30'luk da güzel oluyor. Elinizde 20'lik varsa veya 25'lik varsa bunlardan da iki kat olaraktan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar uzunca neredeyse 2 metre kadar misinamızı kestik ve bu şekilde 4 tane inciyi aldık. Şimdi şu kısmı yapıyoruz biz arkadaşlar. Şuraya yapacağız. Bunun için çaprazlama tekniğini kullanacağız. Misinamızın bir ucunu aldık. Karşıdakinin içinden geçiyoruz şu şekilde. Ve bunu ortalayacağız. Misinamızı tam ortalamamız gerekiyor. Yani şu şekilde çaprazlama tekniği kullanarak da bunu meydana getirdik. Misinamızın her iki ucu da aynı eşit olacak ki hani birisi kısa birisi uzun olmasın. Yine misinamızın bir tarafına iki tane inci alalım. Diğer tarafına da bir tane ince alıyorum. Yine çaprazlama tekniğini kullanacağız burada. Gördüğünüz gibi yani şu kısmı yapıyoruz şu anda. Bu şekilde epey bir 30-35 santim bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar ben bir sırayı bu şekilde bitirdim. Ucundaki misinayı koparmadım. Çünkü dikmek için bunu tek kullanacağız. Burada sabitledim bunu. Şimdi şu yuvarlığa yapabilmemiz için şöyle göstereyim. Şimdi ortadan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de kareler oluşturmaya başlamışız burada. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz 8. kareden itibaren şu kısmı yapacağız. Ben artık tek misinaya yani çaprazlama değil de bir yorgan iğnesi kullandım burada. Uzunca bir misina taktım yine. Evet, başlangıcını nasıl başladığımı göstereyim ki siz de o şekilde başlarsınız. Misina kaygan bir şeydir. Sıkı tutmazsak kayabilecektir, kopabilecektir. Onun için başlangıcını sağlam yapmaya özen gösteriyoruz. Şimdi buradan 8. de başlayacaktık ya. Evet. Buraya sıkıca bir düğüm atıyoruz. Bakınız bu kadar bir misina bıraktım ucunda. Burayı sıkıca bağlıyoruz. Bağladık. Sağlam olsun için ben bir defa daha buradan geçeceğim.
Daha sonra bunu keseceğiz zaten. Çok önemli değil orada durması. Şu 8. incimiz hemen onun yanındaki inciden şu şekilde çıktım. Şimdi buraya karşısına hemen şunu oluşturabilmemiz için yine bakınız arkadaşlar. 3 tane inci alıyorum. Misilen buradan çıkmış. Karşısından bu şekilde girdiğim zaman kare oluşacak. Boş olaraktan şuraya kadar geliyoruz. Buradan bir daha geçiyoruz. Yerinin ucu geri veriyor bu arada. Şu kısmı yapmış olduk, bakınız. Şu kısmı yapmış olduk. Şurayı. Tekrar buraya kadar geldim. Buraya geldim ve şu yandan girdim. Şöyle yaparsak daha iyi gözükecek. Şimdi burada tekrar bir kare oluşturabilmemiz için bu sefer 2 adet inci aldım. Şuradan girdim. Tekrar buradan girdim. İkinci karemi oluşturdum. Tekrar buradan girdim. Yine 2 adet incimi aldım. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Arkadaşlar ikinci dörtlü sıramı da burada bitirdim. Tabii dört kenar olacak ya. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kenar. Şimdi üçüncü kenardayız. Üçüncü kenarı yapabilmek için şuraya geldim ben. Şimdi burada başta 3 tane inci alıyoruz. Misinamız şuradan çıkmıştı. Bakınız. Ters istikametten giriş yapıyoruz. Buradan girdik. Yine bir kare oluşturduk. Şimdi buradan ben şuraya geçiyorum. Boş olaraktan. Şöyle sıkı sıkı da tutuyorum ki gevşemesin diye. Şimdi bakınız. 1, 2, bir kare olabilmesi için 4 tane inciye ihtiyacımız var. 2 tanesi burada. Demek ki burada 2 tane daha inci aldığımız zaman karemizi oluşturacağız. Buradan giriyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. İkinci karemizi de oluşturduk. İsterseniz şuradan devam edebilirsiniz. İsterseniz daha sıkı olsun derseniz şuradan giriş yaparız. Şöyle. Yine 2 tane alacağız.